Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle evde tek kedimi beslemeliyim yoksa iki kedimi beslemeliyim? Bunun cevabını aramaya çalışacağız. Evinde kedi besleyenlerin herhalde zaman içerisinde kendisine en fazla sorduğu soru budur. Acaba evde kedim tek başına sıkılıyor mu? İki kedinin zorlukları nelerdir? Evde tek kedimi iki kedimi beslemek daha doğru. İkinci kediyi alacaksam cinsiyeti ne olmalı? Evde kardeş kedileri büyütmek, iki erkek veya iki dişi kedi anlaşabilir mi? Bu ve benzeri konular insanın kafasını sürekli kurcalamaktadır. Yıllardır evimde ve sokakta onlarca kediyi besleyen biri olarak size bu videomda hepsinin cevabını vermeye çalışacağım. Öncelikle evde tek kedi beslemenin zorlukları konusunu bildiğinizi düşünüyorum. Çünkü bu konumuz bizim iki kedi zorlukları nelerdir şeklinde. Eğer yeni kedi sahiplendiyseniz ya da karar aşamasındaysanız evde kedi beslemenin zorlukları ve faydaları ile alakalı da videomu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi geçelim evde iki kedinin zorluklarıyla başlayalım. Evde tek kedide yaşadığınız zorlukların bir kısmı ikinci kedide aldığınızda azalacaktır. Bir kısmı da çoğalacaktır. Biz öncelikle çoğalacak kısımla yani yaşayacağınız zorluklarla başlayalım. Yani öncelikle kışı gösterelim, daha sonra yaz olsun, kararı da siz verin. Eve bir kedi daha aldığınızda ya da sahiplendiğinizde şunu göze almanız gerekir. Birinci olarak tabii ki bütçe. Bunu iyi hesaba katmak gerekir, maddi imkanın iki katına çıkmasa da, çünkü bazı şeyleri ortak da kullanabiliyorsunuz. Yaptığım hesaplamalara göre bu 1,8 katına çıkıyor. Yani basit bir hesapla bir kedi için aylık harcadığınız para 100 TL ise bu 100 çarpı 1,8 eşittir 180 TL gibi bir rakama çıkıyor. Bunu iyi hesaplayarak ikinci bir kediyi sahiplenmeniz gerekir. İkinci olarak iş yükü. Bu kısımda iş yükü olarak aslında en fazla tuvalet temizliğini söyleyebiliriz. Yani tuvalet temizliğini daha sık yapmanız gerekecektir. Mesela ben büyük tuvalet aldığımda 2 günde bir temizlik yapıyordum tek kedi için. Ama şu anda evimde 3 kedi var. Her gün iki tuvaletim var. Her gün temizlemek zorunda kalıyorum. Vaktiniz varsa bu da çok sizin için sorun olmayacaktır. Üçüncü olarak dikkat etmeniz gereken ya da bilmeniz gereken sahiplenmeden önce eşyalara verdikleri zarar. Bu zaten aslında tek kedide de olan bir şey. Özellikle kediler tırmalarlar. Saksıların içindeki toprakları yeşileyip dağıtırlar. Bununla ilgili kedi tırmalaması tahtası ya da tırmaladıkları yerlere halat sararak, saksı ya da ince çakıllar konarak bir nebze de olsa bir takım şeyleri önleyebilirsiniz. Ama iki kedi olduğunda bunlar biraz daha fazlalaşabilir, yaramazlıkları. Bu kedilerin karakterine göre de değişir. Tek kedideki sıkıntıların aynısı hemen hemen iki katına çıkmaz. Bazen de birbirlerini oyalayacakları için yaramazlıkları da azalabilir. 10 aylık olana kadar bu sıkıntılarda yaşayabilirsiniz. Bunu da iyi hesaba katmak gerekir. Bütçe sıkıntısından sonra geldik en fazla bana göre sorunlardan bir tanesi cinsiyet sorunları. Yani bu kısım biraz ayrıntılı ve teferruatlı. İşte ikinci kediyi alacağım ama cinsiyeti ne olmalı? Aynı mı olmalı? Farklı mı? Konuyu biraz daha açalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Evde iki erkek kedi anlaşabilir mi? Eğer kısırlaştırmayacaksanız ve kediler evden dışarıda çıkmıyorsa iki erkek kedi anlaşamaz. Çiftleşme dönemleri hiç bitmez. Erkek kedilerin ve bu dönemde çiftleşmezlerse de aşırı derecede agresif olurlar ve sağa sola koku bırakmaya başlarlar. Tabii ki arada istisnalar da çıkabilir ama bu benim söylediklerim genel olarak ve başımıza gelenlerden bahsediyorum. Ama kısır olursa iki erkek kedi birbiriyle anlaşır. Hatta erkek kediler kendilerini dişilere göre daha da çok sevdirirler. Fakat biraz daha yaramaz ve daha pistirler. Kısacası eğer kısır değilse evde iki tane erkek kedinin anlaşabilmesi gerçekten çok zordur. Bence hiç denemeyin. Peki iki tane dişi kedi olabilir mi? İkisi anlaşabilir mi? İki dişi kedi biraz daha farklıdır. Kısır veya değil çok sorun olmadan anlaşırlar. Çünkü dişilerin kızgınlık dönemi sürekli olmaz. Bazen aylarca hiç kızana girmeye de bilirler. Ama eğer kısırlaştırmayıp çiftleştirmezseniz de belli süre sonra
Vücutlarında kist oluşabilir. Ayrıca dişi kedilerinde bazıları çiftleşmeyince koku bırakabiliyor. Bunlar biraz daha istisnai durumlar. Ama iki tane dişi kediyi evde bulundurabilirsiniz. Kısaca toparlayacak olursam, yani eve ikinci bir kedi almayı düşünüyorsunuz, cinsiyeti ne olmalı, karar veremiyorsanız, şöyle söyleyebilirim, eğer kedileri kısırlaştırmazsanız ve dışarıda çıkma şansları yoksa, iki erkek kediyi almayın. Aynı evde çok zor. İki dişi olabilir. Hatta dişi kediniz yavruladığında yanında bir tane dişi yavrusunu bırakabilirsiniz. Beraber büyürler. Çok da güzel olur. Erkek yavruyu bırakırsanız anneyle çiftleşebilir ve çocukların sakat olma ihtimali vardır. Bunu unutmayalım. Aynı şey kardeş farklı cins kediler için de geçerli. Bir erkek bir dişi olabilir mi? Yani aynı evin içerisinde. Eğer erkek kedi sürekli çiftleşme eğiliminde olacaktır. Bu da erkek ve dişi arasında kavgalara neden olur. Hatta dişi yavru yaptığında çoğu zaman erkek kediyi yanına yanaştırmaz. Çok sert saldırabilir. Bu kedinin karakterine göre de değişebilir. Eğer bir erkek bir dişi aynı evin içerisinde beslemek istiyorsanız erkeği arada bir sokağa salmanız gerekecektir. Bir erkek iki veya üç dişiyi belki bu konuda besleyebilirsiniz tabii. Cinsiyetle alakalı sıkıntılar kısaca bunlar. Bunu da açtıktan sonra geçelim. Evde iki kedi beslemenin hatta ikiden fazla kedi beslemenin güzelliklerine, faydalarına. Yalnızlık Allah'a mahsustur derim. Öyle başlayayım cümleye. Her canlı kendine benzeyen cinslerle birlikte yaşamak ister. İki kedi beslemenin zorluklarının yanı sıra faydaları da oldukça fazladır. Sırayla başlayacak olursak, bir kere canlarının sıkıntısı azalır. Bir yere gideceğiniz zaman iki kediyi evde bırakmak daha rahattır. Canların sıkılmaması açısından. Normalde tek kediyi evde yalnız bıraktığınızda döndüğünüzde size küsebilir. Ama yanında arkadaş olunca eksikliğinizi unutur. Bir de bilinenin aksine eğer size kendini sevdiren sırnaşık bir kedi ise bundan da bir şey kaybetmez. Yine sevdirir, merak etmeyin. Yani yeni kedi de alsanız kediniz yine kendini sevdirecektir. Belki birazcık azalabilir ama genellikle biraz daha arttığı da gözleniyor. Çünkü kıskanadığı biliyorlar diğer kedi. Diğer faydalarından diğer bir faktör enerjilerini atarlar bol bol. Evde beslenen kedilerin en büyük sıkıntılarından birisi de biliyorsunuz ki işte hareketsiz kalmalarıdır. Oynayacak, zıplayacak, hoplayacak bir arkadaşları olmadığı için aynı insanda da olduğu gibi zaman içerisinde psikolojileri bozulur. İçlerine kapanırlar ve sadece miskin miskin uyuyarak zaman geçirirler. Bunun psikolojik sıkıntıların yanı sıra sağlık açısından da fiziksel bir takım bozukluklar da oluşmaya başlar. Örneğin obezite, diyabet gibi bir takım hastalıklar yaşayabilir kediniz. Her ne kadar ben de kedimle oynuyorum falan deseniz de onların birbirleriyle nasıl oynadıklarını gördüğünüzde muhakkak ki beni daha iyi anlayacaksınız. Evin içerisinde fişek gibi bir sağa bir sola koşuşturmaları, birbirlerinin üzerinde altında yaptıkları sevimli ve komik hareketler hem onları hem de sizi daha mutlu edecektir. Bir diğer faydasına geçecek olursak hastalıkları, bağışıklık ve sosyalleşme. İkinci kedi aynı zamanda kedinizin sosyalleşmesini ve hareketlenmesini de sağlayacak, hastalıklara karşı daha güçlü olmasını da sağlayacaktır. Ben evde birden fazla kedileri beslemeye başladıktan sonra açıkçası onların daha az hastalandıklarını gözlemledim. Tabi bazen bu birisi hastalandığında diğerlerine de bulaştırma şeklinde terse de dönebiliyor. Faydaları konusunda diğer bir önemli faktör temizlik. Temizlik konusunda biliyorsunuz kediler çok hassastır. Ama dilleri her yere uzanmadığı, kafaları da her yere dönmediği için bazı yerleri temizlemekte eksik kalırlar. Bunların en bariz örneği kulak ve gözdür. Buraları her ne kadar biz de temizlemeye çalışsak da onların birbirlerini yalaması gibi olmuyor. İki kedi olduğunda birbirlerinin kulak ve göz gibi ulaşamadıkları yerleri de temizlerler. Kısacası arkadaşlar aklıma gelenler bunlar. Bu ve bunun gibi aslında birçok faydası var. Örneğin birbirleriyle sarılıp da uyurlar. Tabi ara ara kavgalar da olur ama ne yapalım? Bu da onların fıtratlarında var. Bazen oynarken attıkları enerjiler sayesinde eşyalara da hiç bulaşmazlar. Birbirlerine yaptıkları oyunlar çok güzel oyun yani böyle görüntüler oluşturur vesaire vesaire gibi söyleyebiliriz. Evde iki kedimi beslemeliyim, tek kedimi beslemeliyim. İki kedinin
zorlukları, faydaları, güzellikleri nelerdir konusunda söyleyebileceklerim, aktarabileceklerim ve tecrübelerim bunlardır. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Kedilerle alakalı videolarıma, kanalımdaki diğer işte kediler oynatma listemden de bakarak seyredebilirsiniz. Merak ettiğiniz konularla ilgili de bilgileri aşağıda yorum olarak da yazabilirsiniz. İstek, öneri, soru ve görüşlerinizi de yorum kısmına yazarsanız mutlu olurum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.